Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün köy inceleme serisinin bir sonraki bölümünü çekeceğiz sizlerle beraber. Öncelikle kanala abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız beni unutmuş olursunuz. Diyelim hızlı bir şekilde videomuza geçelim. İlk oyuncumuz New Ottoman ve New Ottoman klanında arkadaşlar. Kendisi abim olur, kodunu bırakmış. İncele benimkini de kardeş demiş. Şaka maka bir yana öyle demedi tabii, benimkini de inceler misin dedi. Kibarlık yaptı biraz. Kendisi de izliyordur eminim buradan. Evet, New Ottoman klanında 196 seviye bir hesapla karşımızda arkadaşlar. Efsanelikte mücadele ediyor. 4905 kupaya sahip. Tüm zamanların en iyisi 5079. Kazanılan savaş yıldızına baktığım zaman 904. Çok kötü değil. İyi şekilde. Şöyle gelelim bakalım. Belediye binası 13 hesabıyla karşımızda kral, kraliçe, koruyucu ve kraliyet. Kraliçenin 5 seviyesi kalmış. Kralın 7-8-9 seviyesi var. Koruyucusunu maxlamış. Kraliyetin de 7 seviyesi var. Gayet güzel. Herolar iyi durumda. Birliklerine baktığımız zaman birlikleri iyi durumda abi. Max'a yakın bir birlik durumu var. Belediye binası 13'e göre kullandığı birimleri öncelikli olarak yükseltmiş. Daha sonradan ufak ufak fullemeye doğru gitmiş. Büyüler kısmına geldiğimiz zaman büyüleri de gayet iyi durumda. Görünmezliği kullanmadığı için biraz arka plan atmış. Ama ilerleyen zamanlarda basacaktır. Kuşatma makinelerinde şeyi açmamış. Tomruk fırlatıcı ve uçan kışlayı açmamış. Onları açabilirsin abi. Bence açmalısın yani. Benden bekleme. Ben atamayabiliyorum bazen. Genelde hava saldırısı yaptığı için de kaya balonu ve zeplini açmış. Diğerlerini fazla önemsememiş diye düşünüyorum ben. Ziyaret et diyelim hızlı bir şekilde. Abi ay yıldızlı bir düzen geliyor karşımıza. Belediye binası 12'nin duvarlarını bitirmiş. 13'ün duvarlarına başlamış. Ne 13 ya? Aynen 13. Tamam. Nerede? 13-14. Kafam karıştı. Evet, 13'ün duvarlarına basmaya başlamış. Savunmalara geldiğimiz zaman ağır savunmaları basmış. Okçu kuleleri dahil basmış. Hava savunmalarını da basmış. Abi savunmaları çok hızlı bir şekilde basmış ya. Fazla olmadı geçeli yani. 3 ay falan oldu geçeli. Gizli testler var. Ondan sonra topları basmış. Büyücüleri basmış. Kaya saçarları basmış. Havanları var. Bomba kuleleri olabilir. Testler var. Fazla da bir şey yok. Maxlamış yani köyü. Bitirmiş neredeyse. Gayet iyi. Bakın şurada da dizayn ediyor. Köyün etrafını çam ağaçlarıyla diziyor. Bunları hep engel küreğiyle yapıyor. Sat diyorum şunları. Sat diyorum. Yok diyor. Ben kullanacağım diyor. Kendisi bu şekilde düzen yapmaya çalışıyor. Güzel de olacağını düşünüyorum. Çam ağaçları içerisinde bir köy. Diyelim ve ikinci oyuncumuzla devam edelim. İkinci oyuncumuz Bedirhan arkadaşlar. Efsane klanında altın ikili güncüde mücadele ediyor. Takıldım. Altın 2 liginde mücadele ediyor. Tüm zamanların en iyisi 1630-1680 kupadayken kazanılan savaş yıldızı çok düşük gözüme çarptı. 9. belediye binasında 88 kupa pardon yıldız çok az geldi bana. Savaşlara hiç katılmıyorsun anladığım kadarıyla. Abi yeni mi geçtin bilmiyorum ama yeni geçmiş gibi görünüyorsun. Kraliçen 5. seviye, tamam güzel, yeni geçmiş gibisin. Büyülerinde kullandığını aynen ilk 3 büyüyü maxlamışsın belediye binasına göre, yani 8'e ya da 9'a göre maxlamışsın. Diğerlerini açmış bırakmışsın, onları da basmanı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda dev ve goblini hiç basmamışsın. Bebek ejderi de hiç basmamışsın. Bebek ejderi bir an önce açıp bebek ejderle ganimet avına çıkmanı istiyorum. Köyüne geldiğim zaman ağır savunmaları basmamışsın. Neden basmadın? Önce klan kalesini basmışsın. Evet. Klan kalesini basmış. Daha sonrasında büyü fabrikasını basmış. Kara iksir deposunu basmış. Daha sonra ağır savunmalara geçersin umarım. Ağır savunmalardan sonra kaç tane inşaatçım var? 1, 2, 3, 4 tane inşaatçını görüyorum. Şu an köşelerde bir tane nerede? Varsa var, yoksa yok. Evet, 4 tane inşaatçım var. Yerinde olsam bir tanesini garanti olarak herolara verirdim şu zamanda. Yeri geldiğinde iki tanesini de verebilirsin. Savunmalarını bir an önce hızlı bir şekilde bas. Belediye binası 9'dan 10'a geçmeye sakın acele etme derim. Aşırı derecede zorlanırsın çünkü. Duvarlarına da hiç acele etme. Duvarlar pek önemli değil.
öncelik savunmalar, öyle söyleyebilirim. Üçüncü oyuncumuza geçelim. Veronica. Evet arkadaşlar, üçüncü oyuncumuz Veronica. 129. seviye bir hesap klanı yok şu anda. Bugün oyuna girmemiş, derecesi yok. 2883 kupayla mücadele ediyor. Belediye evinin son iki hesabı ile karşımızda. Birlikler kısmına geldiğim zaman birliklerinin genelini makslamış ama aşağıya baktığım zaman golem, atıcı, cadı ve lav tasına hiç seviye vermemiş. Neden vermediğini şu an hiç anlam veremedim. Onlara bir an önce seviye vermen gerekiyor. Çünkü çok güçlü birimler. Hepsi birbirinden ayrı güçlü. Kahramanlarına baktığım zaman kahramanların orta şekerli. Çok da iyi değil, çok da kötü değil. Belediye binası ondan kalma diyebilirim. Sadece koruyucunun ve kraliçenin 5 ve 2. seviye, 2 seviyeli birden vermişsin. Koruyucuya 5, kraliçeye 2 seviye vermişsin. Karıştırdım, yine karıştırdım. Büyüler kısmına geldiğim zaman Yıldırım ve Öfke, aynı zamanda dondurmayı maxlamışsın. Diğerlerini şifa ve zehir haricinde hiç seviye vermemişsin. Neden böyle bir şey yaptın? Görünmezliği de aç mesela. Yıldırım demişim. Yarasa büyüsünü maxla. Daha sonrasında görünmezliği maxla. Aceleye bas. Klona bas. Abi bunlar çok sağlam büyüler. Kuşatma makinelerinde iyi, çok fazla araştırmayla haşır neşir değilsin anladığım kadarıyla, ama haşır neşir olman gerekiyor. Bence dediğim gibi 4 tane birimi kesinlikle ve kesinlikle basman gerekiyor. Görünmezlik büyüsünü açıp yarasayla görünmez diye seviye kesin vermen gerekiyor. Kuşatma makinelerinde hiç hafife alma. Bence yükselt. Ziyaret et dedim abi. Abi yapma ya. Duvarlar, belediye binası ondan kalma, 11'den kalma. Aynı zamanda kraliçe yatıyor, bomba kulesi yatıyor, koruyucu yatıyor, kral yatıyor. Bak takdir ettim, yemin ederim takdir ettim. 3 tane herosunu yatırmış, gayet güzel. 3'ünü birden yatırmış, çok iyi. Savunmalarında da zannedersem savunmaların fazla bir şey kalmadı diye düşünüyorum, ama neden bomba kulesi? Neden X yayları değil diyeceğim. X yayları ve cehennem kulelerini bitirmişsin. Aynen bitirmişsin. Neden bomba kulesi öncelikle? Büyücü ve hava savunmaları varken, hava savunmaları da bitmiş herhalde. 10-10 hava savunması da bitmiş ama büyücü kulesini basman gerekiyor bence. Büyücü kulesi ve bomba kulesi. Öncelik büyücü kulesinde olsun bence. Öncelikle ağır savunmalar toplu vuran birimler, daha sonrasında tekli vuran birimler. Tabi büyücü kulesinden sonra bomba kulesini basabilirsin. Ganimetin belki ona yetti. Olabilir. Hoş karşılarım. Sıkıntı yok. Köy kodunu bıraktığın için teşekkür edelim. Bir sonraki oyuncumuzla devam edelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki oyuncumuz MC Ahmet. Türkiye klanında 208 seviye belediye binası 13 hesabı ile karşımızda. Şu an derecesiz abi. 2238 kupada mücadele ediyor. 1287 savaş yıldızı var. Gayet güzel. Birliklerine baktığım zaman birliklere iyi durumda. Gayet iyi durumda. Ejderinin bir seviyesi kalmış. Neden vermemiş acaba? Kullanmıyor fazla zannedersem. Aynı zamanda ejder birincisini açmamış. Ejder birincisini de açıp ikinci seviyeye taşımanı öneririm. Çok iş yapıyor. Öyle ejder binicili balon saldırıları falan çok iyi derecede işler yapıyor. Tavsiye edebilirim. Kahramanlarına geldiğim zaman abi, koruyucunun 2, kraliyetin 13, kralında 7 seviyesi kalmış. Şöyle baktığım zaman büyülerin mükemmel. Büyülerine hiçbir sözüm yok. Kuşatma makinelerinde iyi durumda sayılır. Tomruğu da açman gerekiyor. Aynen. Tomruğu da açıp seviyelerini yükseltmelerine devam edebilirsin. Tomruk ve genelde kaya balonu çok kullanılıyor arkadaşlar. İnşaatçıların bambur gümbür. Neydi o laf? Adını unuttum. Halbur hulbur. Pataküte dalıyor işte. İnşaatçıların pataküte çalışıyor. 3 tane Heron'u birden basmışsın. Bir tane inşaatçın hava savunmasında, diğer inşaatçın da büyücü kulesinde gayet güzel. Abi 3 Heron'u birden yatırmanı tebrik ediyorum. Çok iyi bir ilerleme kaydedersin diye düşünüyorum ben. Ağır savunmaların bitmiş. Hava savunmalarını da basmışsın. Gayet güzel. Büyücü kulelerine devam ediyorsun. Büyücü kulelerini yükseltmeye almışsın bile. Daha sonrasında okçu top havan diye gidersin diye düşünüyorum. Duvarların da bitmiş sayılır zaten. Fazla bir şey kalmamış.
Gayet güzel, sevdiğim güzel köyüm var. Eline koluna sağlık. Bir sonraki köyümüzde devam edelim. Azgın 61. GNG Türkiye klanında lider konumunda arkadaşlar. Belediye binası 9 hesabıyla karşımızda 1436 kupada mücadele ediyor. 42 savaş yıldızı var. Biraz düşük ya. Abi kupa savaş yıldızın düşük. Bunu söyleyeyim. Birliklerine geldiğim zaman birliklerin gayet iyi durumda. Baktığımız zaman cadıya açmışsın. Cadıya seviye ver, tazıya seviye ver, bebek ejdere seviye ver. Bunlarla çok iyi işler yapıyorsun belediye binası 9'da. Herolarına geçtiğim zaman abi dedim ki, demiş ki yeni geçmiş demiş. Güzel, tamam, yeni geçtiysen güzel. Açmışsın, seviye vermemişsin. Bir an önce de seviye verebilirsin. Belediye binası 9'da askerler 30. seviyede maxlanıyor. Askerler nereden çıktı? Herolar 30. seviyede maxlanıyor. 12 ve 10 olmak üzere kral kraliçeyi sınıflandırmışsın. Büyüler kısmına geldiğim zaman 3 tane büyüye seviye vermiş. Diğerlerine vermemişsin. Neden vermedin? Buz büyüsüne kesinlikle vermen gerekiyor. Aceleye de vermen gerekiyor. Atlamaya da vermen gerekiyor. Diğerlerine, hepsine vermen gerekiyor. Verebildiğin kadarını ver. Ama öncelik ana büyülerin olsun. Ana büyülerden kastım da en çok kullanılan büyüler. Evet, şöyle baktığım zaman abi havan basıyorsun. X'e basıyorsun. Heroların ikisi de yatıyor. Gayet güzel. Duvarların biraz düşük kalmış sanki. 6. seviye belediye binasından kalma duvarlarım var. Onlara biraz abanmanı tavsiye ederim. Ganimet kas sürekli. Bebek ejderle ganimet kasarsın mesela. Bebek ejder. Full bebek ejder yıldırım. Bu şekilde ganimetini kasabilirsin. Savunmalarında havan basmak yerine şey basabilirdin mesela ya, X yayı. X yayını basabilirdin. Daha sonra büyücü kulesini basabilirsin. Bomba kulesi, okçu kulesi, havan, top. Bu şekilde ilerlersen daha hızlı ilerlersin diye düşünüyorum. Bir sonraki köyümüzle devam edelim. Engin Atakçı, Lekesizler klanında şu an derecesizde oynuyor. 2242 kupaya sahip. Abi Lekesizler klanı 2 oldu sanırım bu köy inceleme serilerinde. 2 oldu abi, sürekli atıyorlar, sağ olsunlar, desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum kendilerine. Derecesiz şu an dediğimiz gibi 2242 kupada mücadele ediyor. 252 savaş yıldızı var. Bakalım savaş yıldızı. Evet, belediye binası 10. Çok iyi değil, çok da kötü değil. Yani savaşlara sürekli katılmanı öneririm. Birliklere geldiğim zaman birlikler şu an iyi durumda arkadaşlar. Atıcıya seviye vermemişsin. Seviye verebilirsin. Atıcıyı kullanabilirsin. Mesela atıcı savaşları çok iyi olabilir. Dev atıcı yapabilirsin. Golem atıcı fazla kapasiten kalmayabilir ama dev atıcı yapabilirsin mesela. 2 golem yerine 12 tane dev bas. Deprem vesaire vesaire, duvarları kır git. Evet. Kahramanlara geldiğimiz zaman kahramanların çok çok iyi. Kralın 3 seviyesi, kraliçenin 2 seviyesi kalmış. Gayet güzel. Abi büyülere geldiğim zaman büyülerinde de mükemmellik görüyorum. Sadece yarasa büyüsünü yükseltmeyi unutma. 3. seviyeye yükseliyor. Sakın ihmal etme. Çok iyi işler yapacaksın yarasa büyüsüyle. Kendimden biliyorum. Ejder saldırısı yapıyorsun. Kupa mı kasıyorsun bilmiyorum ama ejder saldırısıyla ganimet sakın kasmayı deneme. Kupayı önemseme. Şu an ganimetini önemse. Duvarlarını yükselt mesela. Duvarlarının çoğunu yükseltmişsin zaten de. Abi şöyle baktığım zaman bir tane büyücü kulesini basıyorsun. Son bir tane kalıyor. Hava patlatıcısını basmışsın. Heroların ikisi de yükseltmedi. Mükemmel ya. Abi mükemmel köyleri inceliyorum şu an. Yemin ederim var ya, işi bilen adamların köylerini inceliyoruz. Başlık bu olabilir mi acaba? İşi bilen adamlar. Köy incelemeleri. Olabilir belki. Evet, baktığım zaman abi güzellik abidesi ya. Patlatıcıyı basıyor. Doğa şeyleri basıyor. Büyücü kuleleri, aynı zamanda iki tane inşaatçı da herolarda. Gayet güzel. Mükemmel ya. Beğendim. Söylenecek fazla bir şey yok abi. İlerlemesi çok güzel adamın. İlerlemesi çok güzel. Evet. Bir sonraki köyümüzle devam edelim. Bir sonraki köyümüz Kaptan. Lekesizler klanında. Abi lekesizler ne yapıyor ya? Bakalım bir tane daha çıkacak mı? Kaptan Lekesizler klanında arkadaşlar, usta 3 liginde mücadele ediyor. 2660 kupaya sahip. 227 savaş yıldızı var. Biraz düşük kalmış sanki.
Birlikler bölümüne baktığım zaman birlikleri gayet iyi durumda. Neredeyse hepsini maxlamış diyeceğim. Max gibi zaten. Sadece Valkür kalmış gibi görüyorum şu an. Hero'ları full abi. Büyülere baktığım zaman büyülerin de neredeyse hepsini basmış. Sadece yarasının bir seviyesi var. Acelenin olabilir, iskeletin olabilir. Diğerlerine pek hakim olamadım şu an. Ama şu ilk 3 büyü max. Atlatma da max, dondurma da max, onu biliyorum. Diğer dediğim sadece şey, klon büyüsü. Evet, ziyaret et diyelim bakalım. Çünkü envanterde fazla söylenecek bir şey yok derken full bir köye denk geldik abi. Mükemmel. Belediye binasını basıyor adam ya. Adam belediye binasını 11'e geçiyor. Mükemmel ya. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Kutlarım. Nice nice 11'lere inşallah. Fulleyerek geçtiğin için de kendisini tebrik ediyorum. Bakalım. Abi demiş yan köyü demiş inceler misin demiş. Yan köyüne bakayım. Yan köyüne geçebiliyor muyum buradan? Geçiyorum. Gayet güzel. Abi yan köyü ben incelemiyorum normalde ama nadirdir. Yazan kişilere inceliyorum. İnşaatçı binasını 8'e basmışsın. Mükemmelsin. Abi savaş makinen 22. Belediye binası 10'dasın 11'e yeni geçiyorsun. Savaş makinen 22. Burayı çok aktif bir şekilde oynamışsın. Ama yapacağın şeyi söyleyeyim sana. Abi belediye binası 8'de bekleme. Belediye binası 9'a bas. Hiç bekleme. 9'a bas. Hatta şu videoyu izliyorsun ya. Videoyu izledikten sonra yarım bırakma. İzledikten sonra direkt git. Ganimetin ve inşaatçın varsa abi inşaatçı binasını bas. Sonra yapacağın şey şunu basmak, şunu basmak. Abi topu basacaksın. 3 tane birlik bir yükselteceksin. 6. inşaatçı alacaksın. İşin çok kolaylaşacak. Bu şekilde. Başka diyeceğim bir şey yok. Yan köyü inceler misin diyen adam beklemesin yani bir şey. Ben tek tavsiyem belediye binası 9'a hızlı bir şekilde basıp 6. inşaatçı için çalışmanız. Daha sonrasında ufak ufak kendi halinde yükseliyor zaten arkadaşlar. Öyle uzun uzun çabalar sarf etmeniz gerekmiyor oraya. Önemli olan ana köy burada. Diyoruz ve bir sonraki köyümüzle devam ediyoruz. Laikia evet. Laikia 130 136 136 abi bu ne ya? 136. seviye Regenci klanında 2260 kupaya sahip belediye binası 13 hesabıyla karşımızda arkadaşlar. Abi 136. seviye adam. 136 belediye binası 13 erken basmış zannedersem. Evet birliklere baktığımız zaman birlikte belediye binası 12'den kalma lakin buz golemi açılmamış. Kelle avcısı açılmamış ve yeti açılmamış. Bunları bir an önce açman gerekiyor. Seviyelerini vermen gerekiyor. Aynı zamanda atıcıyı direkt 5'e çekmen lazım. Elektroyu basmamışsın. Ejderi basmamışsın. Tazıyı basmamışsın. Cadının seviyesi var. Çoğu şeyin seviyesi var. Erken basılmış bir köy. Kahramanlara baktığımız zaman kraliçe 65, kral 61, koruyucu 41, kraliyet 44. 4. seviye. 40 nereden çıktı? Büyülerde buz, öfke ve yıldırım maxlanmış, görünmezlik ve yarasa açılmamış abi. Açmanı tavsiye ediyorum. Çok büyük şiddetle tavsiye ediyorum kardeşim. Şu an bana klandan yazıyorlar. Savaş başladı da savaş videosu çek diye. Abi çok yorgunum ya. Evet. Dediğim gibi büyülerden de iki büyüyü açıp direkt seviyelerini vermen gerekiyor. Kuşatma makinelerine geldiğim zaman tomruğa kadar mutlaka aç seviyelerini ver. En aşağı 2 3 en aşağı 2 3 maxlamıyor maxlayamıyorsan bile 2 3. seviye olsun elinde bulunsun. Şöyle ziyaret et dedim arkadaşlar. Abi duvarları çok kötü değil, çok da iyi değil. Belediye binası 12'nin duvarlarını yeni basıyor. Savunmalara baktığım zaman kartal topunu maxlamış, kaya saçarları almamış. Kaya saçarları almamış. Yeni geçmiş herhalde. Ama depoları basıyorsun. Herhalde kapasiten yetmiyor. Depo kapasitesi yetmiyor. Kaya saçarlar için diyebilirim. Ya da paran yoktu. Depolara yetti. Depolara bastın. Abi direkt kaya saçarlar alıp şu cehennemleri de yükseltmen gerekiyor derken yükseltmiş adam. Neden kaya saçarlar almadın peki? Kaya saçarları neden almadın? Kaya saçarları çok 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 acilinden alman gerekiyor. Daha sonrasında onları da yükseltmen gerekiyor. X yayların kalmış. X yaylarını basarsın.
Daha sonrasında büyücüler, hava patlatıcıları, bomba kuleleri, okçular, toplar, havanlar vesaire vesaire. Bu şekilde gidebilir. Belediye binası 13 desin, bebek ejderle ganimet kasıyorsun. Yanlış yapıyorsun bence. Ya süper barbarla kasarsın ya sinsi goblinle kasarsın. Bebek ejderle ganimet kasmak nerede kaldı ben sana söyleyeyim mi? 9 ve 10'da kaldı. Sen 11'e geçtiğin anda süper barbar ve sinsi goblinle ganimet kasmaya başlarsın. Yanlış yapıyorsun. Bu yanlışından dönmeni rica ediyorum senden. Diyelim ve bir sonraki oyuncumuzla devam edelim arkadaşlar. Talyan. Evet, Talyan Flak Makalanı'nda arkadaşlar altın ikiliginde mücadele ediyor. Kazanılan savaş yıldızı 73. Belediye binası 9 hesabıyla karşımızda. Kazanılan savaş yıldızın biraz düşük. Klan savaşlarına katılmalısın bence. Birliklerine geldiğim zaman ejderin 4 maxlamışsın, gayet güzel. Cadıyı açmışsın, tazıyı açmamışsın. Tazıyı açman gerekiyor. Cadıyı açmışsın, güzel. Seviyesini de ver bari. Bebek ejderi de seviyesini ver. İlerleyen zamanlarda yapmanı tavsiye edebileceğim şeyler bunlar. Tazıyı aç kesinlikle ve ikinci seviyeye yükselt. Seviye veriliyor. Herolara geldiğim zaman 12-12 olmak üzere ikisini birlikte aynı seviyelerde ilerletmeye çalışıyorsun. Gayet güzel. Sakın makslamadan belediye binasını basma. Büyüler kısmına geldiğim zaman büyülerde öfke yıldırım şifayı basmışsın. Deprem ve zehiri basmışsın. Diğer üçü duruyor. Neden atlatma dondurma acele büyüsünü hiç basmamışsın? Yarasayı açamıyorsun zaten. İskeleti açıyor musun? Açıyorsun diye biliyorum. Ev adam belediye binası 9 ya, neden bahsediyorum ben? İskeleti açabiliyorsun diye biliyorum ama dondurma ve atlatmaya kesinlikle seviye vermen gerekiyor. Kuşatma makinesi zaten yok. Geldiğimiz zaman belediye binası 9'un duvarlarını bitirmişsin ama neden erken davrandın? Belediye binası 7 ve 8'in daha okçuları duruyor. 8 ama o yeni gelen okçu yüksek ihtimalle. Şu X yaylarını öncelikle bir yükseltmen gerekiyor. Abi 4 tane hava savunması basmış adam. 4 tane hava savunması basmış. Bu dördünü basacağına şundan 2 tane 2 tane bassaydın ya. Öyle yapsaydın ya. Abi güzel kardeşim be. Abi yapmayın böyle şeyler. Abi önce X yayları, daha sonra senin yapacağın şey nedir biliyor musun? X yaylarından sonra hava savunmaları. Daha sonra büyücü kulesi. Daha sonra yapacağın en önemli şey bomba kulesi. Bomba kulesi var mı lan? Bomba kulesi, hava patlatıcıları, daha sonrasında okçu, top ve havan olmak üzere bu şekilde sınıflandırırsın. Yapma böyle şeyler, yapma. Olamaz olamaz, sensiz yarim kabir azabından beter hali nacılar tek derdim. Neyse saçmalama. Evet arkadaşlar, bir sonraki oyuncumuzla devam ediyoruz. Evet, Tesla Kordon. Nivot Doman klanında arkadaşlar. Bizim klandan da arkadaşlar desteklerini esirgemiyor. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, Tesla Kordon Nivot Doman klanında 106 seviye belediye binası 11 hesabıyla karşımızda. 2457 kupaya sahip, 220 savaş yıldızı var. Tek nefeste 81 il. Mükemmel ya. Derin bir nefes alayım, bir daha başlayacağım. Birliklerine baktığımız zaman birlikleri gayet iyi durumda. Elektroyu ikinci seviyeye taşımış. Cadıyı 4 seviye yapmış. Atıcıyı 2 seviyede bırakmış. Atıcıya neden 2 seviyede bıraktın? 4. seviyeye kadar yükseliyor mu? Yükselmiyor. 3. seviyeye kadar yükseliyor. Gayet iyi bir şekilde yükseltip hızlı bir şekilde ganimetlerini ya da kupanı atıcıyla basabilirsin, kasabilirsin. Kahramanlar bölümüne geldiğim zaman kahramanlar bölümünde Kahramanlar bölümünde 40 ve 42 olmak üzere koruyucu da 15. seviye, gayet güzel. Araştırmaya yardımcı ol diye sen mi dedin acaba ya? Evet, laboratuvar yardımcı ol demiş Tesla Kordon. La biz senin şeyini mi bulamıyorduk? Lurku Vol 9. Yok ya, yok yazmışım, bak bak. Lan oğlum lan. Sen miydin lan bu? Oyundan yazsana abi, ben köy kodumu yanlış mı yazıyorum diye ya. O değil herhalde ya. LC Orul. Bilmiyorum işte ya hangisiyse. Tesla Kordon arkadaşlar bu şekilde 40 kral 42 kraliçe koruyucu da 15. seviye olmak üzere.
bu şekilde numaralandırmış. Atıcını basmanı tavsiye ediyorum. En başta bak atıcın. Daha sonra ejderi bir seviye daha basabiliyorsun ejderin. Daha sonrasında buz golemini açıyorsun. Buz golemi açabiliyor muydun? Açıyordun zannedersem açabiliyordun. Açamıyorsan da açma. Atıcıyı bas, ejderi bas. Daha sonrasında cadı 5 oluyor mu bilmiyorum. Oluyorsa yap. Çünkü 5 herhalde şeyde oluyor. 12'de oluyor. 12'de olabilir aynen. Atıcını ve ejderini garanti olarak basman lazım. Büyülerine geldiğim zaman kesinlikle ve kesinlikle yarasa görünmezlik atlama büyüleri. Bunları kesinlikle yükselt. Diğer acele büyüsünü bir sonraki plana at. Bunlarla işin bittikten sonra aceleyi at mesela. Böyle söyleyebilirim. Köyüne bakalım. Hızlı bir şekilde köyüne geçiyoruz. Evet. Abi şöyle bir şey var. Köyün ağır savunmaları bitmiş durumda. Şöyle baktığım zaman 5 5 X yaylarını basıyor. X yaylarından sonra güzel bir yükseltme yapacaktır. Süper barbarla. Ganimet kasıyor. Mükemmel abi ya. Benim adamım olduğu buradan belli işte. Mükemmel. Evet, duvarlarında basmaya başlamışsın. Yarısı bitmiş bile neredeyse. Gayet güzel abi. X yaylarını basmışsın. X yaylarından bazı evet bir tanesini basmış, iki tanesini sonradan yükseltiyor. Kraliçesi yatıyor. Kralın da yatıyorsa 10 puan. Kralın yatmıyor. Kralın neden yatmıyor? Kara iksirin yok. Evet, bir depo iki eroyu yatırmıyor. Gayet güzel ya, kötü değil. İyi ilerlemişsin. Gayet iyi bir şekilde ilerlemişsin. Bir sonraki oyuncumuzla devam ediyoruz. Mordex, Nivod Domant klanında arkadaşlar. Bu da bizim klanda. Mordex Muhammed. Usta 2 liginde mücadele ediyor. 270 savaş yıldızı var. Belediye binası 12 hesabıyla karşımızda. Birliklere baktığımız zaman birliklerin elektronun 2 seviyesi. Demiş ki belediye binası 12 diye yeni geçtim demiş. O zaman ona göre sınıflandıracağız. Abi kraliçeyi 5 seviye birden vermişsin. Gayet güzel. 52. seviye kralım var. 2 seviye vermişsin. Gayet güzel. Koruyucu da 1 seviye vermişsin. Güzel. Kötü değil. Şöyle baktığım zaman yetiyi açmışsın. Buz golemine 3. seviye taşımışsın. Gayet iyi durumdasın. Yetiyi 2. seviyeye yükseltebilirsin. Elektro'yu 3. seviyeye. Ejder'i de 8. seviyeye yükseltebilirsin bence. Atıcıyı da es geçme tabii ki de. Golemin gayet iyi durumda çünkü. Abi büyü kısmına geldiğim zaman büyülerin çok iyi durumda. Sadece görünmezliğe seviye verebilirsin. Atlatma dondurmayı da maxlayabiliyor musun? Maxlayamıyorsun. Kuşatma makinelerine geldiğim zaman kuşatma makinelerinde sadece kaya balonu kalmış. Kaya balonunu da açmanı tavsiye ediyorum. Seviyelerini vermeni tavsiye ediyorum. Şöyle geldiğim zaman duvarları basmaya başlamışsın. Ağır savunmaları basmaya başlamışsın. Gayet güzel. Geçer geçmez kartal topunu basmışsın. Mükemmel. Cehennem kuleleri nerede abi? Cehennem kuleleri burada. Cehennem kulelerine yanlış şeye bastım. Cehennem kulelerine geldiğim zaman 6. seviye bir cehennem kulesi. Şurada da bir 6. seviye cehennem kulesi var. Gayet iyi. Üçüncüyü de basıyorsun orada. Mükemmel derecede. X yaylarını basıyorsun. Abi herolarını yatır diyeceğim ama yatırma lig başlıyor. Yatırma. Duvarlarını basmaya başlamışsın. Dedik gayet iyi durumda ya. Kötü bir şey yok. Şeyi ordu kamplarını basabiliyorsan ordu kamplarını basacağım, adam basmış bitirmiş bile. Hızlı, güzel. Sevdim. Evet arkadaşlar, Muhammed'i de bu şekilde inceliyoruz. Bir sonraki oyuncumuzla devam edelim. Enes 468 Yeni Osmanlı klanında şu an, yani bizim ikinci klanda arkadaşlar, lig için açtığımız klanımızda 2446 kupaya sahip. Şu anda 291 savaş yıldızı var. Enes'cim düşük. Biliyorsun, sen farkındasın, düşük. Klan savaşlarına aktif bir şekilde katılmalısın diye düşünüyorum. Son zamanlarda aynen seni almaya başladık. Belediye binası 11 hesabıyla karşımızda 35 seviye kral, 40 kraliçe, 12'de koruyucu olmak üzere sınıflandırmış. Elektroyu 2'ye basman öncelikle tavsiye ediyorum. Daha sonra lav tazısını bas. Kesinlikle ve kesinlikle lav tazısını bas. Daha sonrasında buz golemini açabiliyor musun? Açamıyorsun herhalde. Aynı şeyi tekrarlayıp duruyorum. Büyüler kısmına geldiğim zaman yarasayı açıp 3. seviyeye taşı. Kesinlikle ve kesinlikle yap bunu. Atlama büyüsünü aç. Seviye açmışsın zaten de seviyesini ver. Abi aceleyi de yarasadan sonra yükseltmeye al.
Bu şekilde bakalım köyüne ziyaret et diyelim. Ağır savunmaları bitirmiş. Adam duvarları yarısından çoğunu basmış. Maden basmış iki tane. Neden maden basmış? Savunmaların duruyor. Savunmalar. Önce savunmalar Enes. Önce savunmalar. Ganimeti kasarsın. Onlara harcadığın günü savunmalara harca. Önce savunmalar abi. Gayet iyi durumda ya. Yok, çok kötü bir durumu yok. 13. Okçu Kulesi'ni bitirmiş. 13. Büyücü Kulesi var. Bir tane Okçu Kulesi var. Yeni gelen Okçu Kuleleri var. Havanlar ve toplar var. 13. Yo, toplardan da basmış çoğunu. Evet. Toplardan da basmış. Fazla bir iş kalmamış ya. Öyle 2-3 aya geçersin belediye binası 12'ye. Fazla bir işlemin kalmamış belediye binası 11'de. 2-3 aylık bir serüven sonunda belediye binası 12'ye geçebilirsin kardeşim. Bir sonraki oyuncumuz da devam edin. Son oyuncumuz Sandex arkadaşlar. Regen Leaf klanında Kristal 3 liginde mücadele ediyor. Şarjım bitiyor. Evet. 261 kazanılan savaş yıldızı var. Biraz düşük kalmış sanki belediye binası 11'e göre. Abi birliklerine baktığım zaman birliklerinde sadece lav tazısını gördüm. Yükseltmemişsin hiç. Hiç yükseltmemişsin. Evet. Neden böyle bir şey yaptın? Neden böyle bir şey yaptın? Buz golemini de yükseltmemişsin. Abi şu an bir duraksadım ya. Abi belediye binası 11'sin. Neden lav tazısını yükseltmedin onu anlamadım. Hiç kullanmadın mı acaba? Tazı balını hiç yapmadın mı? Onu basmalısın. Atıcıyı basmalısın. Buz golemini basmalısın. Yapman gereken çok şey var diye düşünmüyorum açıkçası ama umarım yaparsın. Bu şekilde güzel bir ilerleme kaydedersin. En azından profilin güzelleşir. Saldırılar açısından da güzellik katar emin ol yani. 43 kral 37 kraliçe 11 seviyede koruyucun var. Gayet güzel durumda. Çok kötü değil. Abi büyülere geldiğim zaman büyülerde zehir 3 gözüme çarptı. 4-5 olmasını beklerdim. Bir seviye falan en azından fark ediyor yine. Yarasan aşırı derecede dikkat çekiyor. Hiç seviye vermemişsin. Ona acilinden seviye vermen gerekiyor. Klon ve görünmezliği de ikinci seviyeye çekebilirsin. Bu şekilde bakalım. Ziyaret et diyelim. Abi savunmalarda yeni gelen savunmaların düşük kalmış. Ağır savunmaları komple basıyorsun abi mükemmel. İlerleme güzel. Tamam ilerlemeyi sevdim. Ağır savunmaların tümünü basmışsın. Kraliçeyi basmışsın. Koruyucunun ve kralının ayakta. Elektro, balon, süper barbar. Kalp. Bir şeyler karıştırıyorsun ama anlamadım. Ya galip şey Regen Leaf klanındasın acaba istek için mi bastın? Evet ilerleyiş doğru arkadaşlar. Yanlış bir şey yok. Ağır savunmalar öncelikli, daha sonrasında toplu vuran birimler, daha sonrasında tekli vuran birimler. Tabi öncesinde tekli vuran birimler derken hava ve karaya vuran birimler daha önce, sonra sadece karaya vuran birimler en son olacak şekilde. Sadece karaya vuran kim var? Bomba kulesi var. Daha sonrasında havan var ve top var. Abi bunların en son yapabilirsiniz. Lakin bomba kulesini öne alacaksınız. Neden öne alacaksınız? Çünkü bomba kulesinin patlama hasarı çok yüksek arkadaşlar. Yüksek olduğu için kahramanlar da olsa canını ileri bir seviyede düşürüyor. Bu sizin için güzel bir şey. Diyelim köy kodlarınızı bıraktığınız için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugünkü köy inceleme videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biz klan savaşına kaçıyor oraya. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın.